En zararlı düşmanımız. Nefis daima kötü şeylere sevk eder ayetinin, hem de senin en zararlı düşmanın nefsindir hadisinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefse emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiriyi sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusuru nefsine almaz. Belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriğe eyler. Mübalağalarla, belki yalanlarla nefsini methü tenzih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre heva ve heveslerini kendisine mabut edinen kimse ayetinin bir tokadını yer. Temettühü ve sevdirmesi ise aksul amelle istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem ameli uhrevi de ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzeti hazıraya müptela olan hisse ve hevayı nefse mağlup olup, yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden 10 sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevai bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenatını, hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip karlı işlerde hasaret eder.